Ben yapamayacağım. Sen götür. Sevmediğini biliyorum. Ama ne olur. Bunu ablan için yap. Her zaman hayatında olamayacağız. Arkanı toparlayamayacağız. Irmak, Allah korusun, hapislerde çürürüz. Ne olur. Ablama iyi bak, tamam mı? Merak etme. Biraz cesaret. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Doktor Bey içeride sizi bekliyor. Görüşürüz. Yani ne yaptım sana? Evimizi açtık ya. Başka ne yaptık lan? Evimi açtım lan. Ne yaptım başka? Ne yaptım? Nefe geldik. Hadi be kardeşim be. Hadi be artık gir içeri de bir devril artık ya. O var senin, bu var benim. Gideyim ben de bir uyuyayım değil mi? Uyuyayım yani. Deniz. Deniz yapma Allah aşkına. Ben çok küçüğüm. Affet beni Irmak. Affet. Irmak Hanım, buyurun. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa şuradaki zile basabilirsiniz. Hemşire Hanım'ın odası hemen yan tarafta. Şimdi bugün güzelce dinlenin, yarın tekrar görüşeceğiz. İyi geceler. Kampanya yayınlanmaya başladıktan sonra durdurmak zor diyor Orkun. Ne yapacağız Fırat? Halledeceğiz bir şekilde. Lan içeride herhalde sızdı kaldı bu. Gideyim artık ben ya. Yazık bana da yazık ya. Allah, şimdi nereye ya? Şimdi nereye? Heh, küt. Ha işte. O kadar içersen olacağı buydu. O kadar içersen olacağı buydu.
Abiciğim. Ne oldu Deniz? Abi? Ya Irmak'ı kliniğe kaldırdık. Deniz kötü oldu yani gidecek. Başka bir yerim yoktu. Mecbur buraya geldim. Canım Deniz. Bir tanecik kardeşim. Onu da kendi ellerimle akıl hastanesine. Tamam canım benim ya. Daha kötü olmasın hiçbir şey değil. Tamam. Gel bakayım sen benim. Gel. Ya bu Irmak gerizekalısı gitmiş canın atölyesini yapmış. Ne diyorsun abi sen? E dedik biz. Şadiye. Bence sen bu gece konuşma. Hayırdır sizdeki bu gerginlik niye? Vallahi reklam yıldızı oldum ben ama kısa sürdü. E tabii gazeteciler benim öğrenince şanlı geçmişime. Enişte Bey de buna biraz bozuldu tabii. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan manyak? Deniz, iyileşecek Irmak. Sonsuza kadar orada kalacak değil ya. Elbet iyileşecek. Tedavisi vardır bunun, ilacı vardır. Bulurlar bir çaresini. Sorunların derinine inerler, hallederler. Merak etme sen. Hırpalama artık bu kadar kendini. Buna bir inansam. Ya dayanamıyorum. O kadar yoruldum ki. Ya ev yakmak ne demek? Ne oldu bu kıza anlamıyorum ki. Lan gerizekalı, senin mercimek kadar beynin yok mu lan? Daha 3 gün önce gazetelerde boy boy resmin çıkmadı mı senin Atıf Birsel'in baldızı diye? Bak Şadi, tam olaylar külleniyor. Sana yepyeni bir sayfa açıyoruz, önüne imkanlar sunuyoruz. Sen yine abuk sabuk işlere kalkışıyorsun. Ya abuk sabuğum ben. Ben abuk sabuk bir insanım. O zaman beni buraya getirmeyin. Ne diye başınızı belaya sokuyorsunuz ya siz? Bırakın beni kendi halime. Lan sığırcık, bağırma lan. Gerizekalı, senin ablan hamile. Şu insanların yeri rahat bırakmıyorsun sen, burnunu kurtarmıyorsun sen ya. Sürekli seninle mi uğraşacağız lan biz? Sen yaptın. Sen getirdin beni buraya. Sen beni bulmasaydın bunlar olmayacaktı. Sen ne yaptın? Ablamın tertemiz hayatına böyle bir kova pislik gibi boca ettin beni. Her bir yediğinde geçmişini öne sürme bundan sonra, tamam mı? Geçmişin geçmişte kaldı kızım. Duyuyor musun beni? Ne kendi hayatını mahvedeceksin ne de ablanın hayatını mahvedeceksin. Kimseye üzme gibi bir hakkın yok. Yepyeni bir insan olacaksın Şadi. Ben bu olayı halledeceğim. Şimdi yürü odana. Hadi. Hikmetinden sorgu sual olunmaz ya Rabbim de. Bu baldızları bize niye verdin sen ya? Tamam abi üstüne gitme sen de kızım. Bak kardeşim, burası acayip rahattır ha. Sonsuz da kredim var. Yat ben buraya. Yat, 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 yat. Bak istediğin kadar dinlen burada. Ben eve gideceğim. Hala eve gideceğim diyor ya. Zaten gıcığım, kıracağım boynunu. Yatsı var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.